Evet, Davos 2024'te Zeynep Özyol'a hemen dönüyoruz Davos'a. Zeynep, kolaylıklar diliyorum bu soğuk havada, işiniz de zor. Önemli gelişmeler de var. Hemen söz sizlere bırakıyorum. Pelin, çok çok teşekkürler. Evet, hava gerçekten soğuk ama ben yıllar önce gelmiştim. O kadar değil. Biraz kırılmış buranın. Davos'un havası da kırılmış. Davos'un havası da biraz değişmiş. Bu yıl 54.sü yapılıyor. 54 yıl çok uzun bir süre. Türkiye'nin gündemine biliyorsunuz Davos ruhu kavramıyla girmiş bir zirvedir. Bu ruhunu ne kadar koruyabildi yıllar içinde? Tabii o ayrı bir konu ama yine dünyanın gündemindeki pek çok mesele burada ele alınacak. Önemli isimler konuşacak, tartışacak, çözüm bulmaya çalışacak. Şimdi güveni yeniden yaratma teması var. Tabii bu kadar çoklu krizin olduğu, jeopolitik meselelerin olduğu bir ortamda iddialı bir hedef. Ben Açıl'a döneyim. Açıl Sezen ve Çağlar Kuzlukluoğlu benimle beraber. Bu soğuk havayı beraber paylaşıyoruz. Önce genel yayın yönetmenimize dönelim, Açıl Sezen'e ve temaya ilişkin ve de burada öne çıkan başlıklara ilişkin senin değerlendirmenle başlayalım. Yani dediğim gibi gerçekten dünyanın çoklu krizlerden geçtiği, jeopolitik meselelerin çok ön planda olduğu ve ticarete, ekonomiye, her şeye yön vermekte çok mahir olduğu bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde iddialı bir temayla ve çözüm arayışlarıyla zirve başlıyor. Şimdi Davos'un genel anlamda çerçevesi hep birlikte düşünebilmek, bir network olarak beraber düşündüğün şeyleri dünyadaki sorunların çözümü için uygulamaya dönüştürebilecek bir altyapıya kavuşturabilmek. Fakat daha önceki yıllarla bu son iki yıl arasında fark var. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan, şimdi yine İsrail-Hamas çatışmasıyla devam eden, aynı zamanda Çin-Tayvan gerginlik, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki gerginlik. Dolayısıyla bütün bunları alt alta koyduğumuzda daha önceki yıllarda ortak bir fikir temasıyla hareket edilebilecek ve beraber düşünülerek belki çevresel faktörlere, enerji geçişine daha fazla odaklanılabilecek bir ortamdan şimdi kurumların, ülkelerin, stratejilerin ve diyalogların birbirinden koptuğu bir ortamda ortak dili konuşabilmek aslında güveni yeniden inşa etmek derken söylenen temel şey bu. Dolayısıyla aslında Davos ruhu dediğimiz şey pek de Davos ruhu değil artık. Burada hala ortak zemini bir şekilde koruyup o ortak zeminin içerisinde fikir üretebilmek, farklılıkları nasıl yöneteceğine karşı bir miktar düşünsel altyapı oluşturabilmek, bunu çalışıyor açıkçası. Gelen devlet başkanları var. Çin Başbakanı burada olacak örneğin. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nden Dışişleri Bakanı Blinken burada olacak. Ama genel olarak baktığımızda Emmanuel Macron burada olacak. Dolayısıyla hani liderlerin geçen senelere göre biraz daha katılımı var. Tabii Zelenski sürekli burada, her Davos'ta, son 3 Davos'un 3'ünde de önemli mesajları vardı Zelenski'nin. Dolayısıyla o da yine burada olmaya devam edecek. Arjantin'in yeni devlet başkanı Milei burada olacak. O ilginç figürlerden bir tanesi olabilir. Ama genel olarak çerçeveye baktığımızda hakikaten farklılıkların nasıl yönetileceği, jeopolitik problemlerin nasıl ortadan kaldırılabileceği, kaldırılamasa bile nasıl birlikte yönetilebileceği konusu önemli. Bir de tabii ki bundan sonraki süreç için çok önemli konulardan bir tanesi teknolojinin adaptif kullanımı, sağlıktan tutun güncel yaşama, iş dünyasına kadar ungoverned diyorlar. Yani aslında tam olarak düzenlenmemiş bir altyapı içerisinde yapay zekanın kullanımı için nasıl bir çerçeve oluşturulabilir? Biraz da bu tartışılacak buradaki toplantıda ağırlıklı olarak. Peki Açıl, ben biraz da Çağlar'la konuşmak istiyorum. Çağlar, benim için sen böyle bir zirvede, bir herhangi bir olayda böyle görünmeyeni, arada kalanı çok iyi çekip çıkaran kişisin. Dolayısıyla merak ediyorum bu zirvede senin notların, mesela en çok dinlemek istediğin, en merak ettiğin session, oturum hangisi, isimler kimler? Yani şimdi biz biraz önce burada hazırlıklarımızı yaparken Bilge hocamız geçti mesela ve uzayda yapay zekayı konuşuyorduk. Dünyada bu kadar sorun varken Açıl abi değindi işte yönetişimle ilgili bir problem var. Tam doğru tabir aslında yönetişim midir, o da tartışmalı etimolojik olarak ama yeryüzünde problemin ve çözüme dönük önerilerin ki bu seneki röportajların içerisinde muhtemeldir ki yapay zeka ile beraber iklim değişikliği, sürdürülebilirlik konularını çokça konuşacağız. Ama senin bana sorduğun o ben sırrı nerede gördüm diye düşünecek olursam da buraya ilk geldiğimizde hemen şöyle bir yürüyüp geldiğimde şunu gördüm. Geçen sene değil mi Açıl abi, Hindistan mekansal olarak damgasını vurmuştu buraya. Şu an değerli izleyicilerimize söyleyebilirim, bir yapay zeka tahtı var olan yerleşkelere baktığımızda.
İlginçtir. Geçen seneki röportajlarda söylemedim, bu sene söyleyeyim. Galiba da Thomas Mann tam 1924'te yazmış Büyülü Dağ burada. Bir sanatoryumda geçen hikayeyi. Onun 100. yılında 2024'te yine aslında büyülü diyebileceğimiz bir görüntü var. Zaten hani mevsimin ve bulunduğumuz rakımın getirmiş olduğu şeyle. Bu noktadan da tabii dünyada çözüm bekleyen çok fazla şey var ama bununla beraber de işte geleceğe dönük belki de insanların güvenini, sorunlardan çıkışa dönük olarak ümidini arttıracak yapay zeka, sürdürülebilirlik, bunun haricinde işte Açıl abinin vurguladığı gibi gündelik hayatımızda mesela sağlık teknolojilerine dönük şeylerin artık eskisinden çok çok daha kolay ve kısa sürede olabileceğine dair de şeyler var. Hep söylüyoruz, belki piyasalar için söylüyoruz ama iyimser ya da kötümser olmak için, kötümser olmak için evet savaşlar vesaireler var. Bu zirvenin işlevi açısından bakarsak son iki yılda özellikle kırılganlık, bu kırılganlığın içerisinde güveni tekrar tesis etme ve işbirliğinden söz ediliyor. Bunun içinde en çok işte yapay zeka başta olmak üzere teknolojiye ve bilime dönük bir eğilim olduğunu görüyoruz. Tahmin ediyoruz ki devlet adamlarından iş adamlarına, önemli akademisyenlere kadar da bunları konuşuyor olacağız. Biz de bunu MÖKT ekranlarında aktarmaya çalışacağız. Açıl, sen epeydir Davos'a geliyorsun, gidiyorsun. Bayağı bir birikimin oldu artık. Şunu sormak istiyorum. Şimdi yıllardır belli başlıklarda dünyanın temel meselelerinde, ekonominin temel meselelerine ilişkin, ki birbiriyle bunlar zaten bir zincir halinde, konuşuluyor, tartışılıyor. Bir takım öneriler, çözüm önerileri ele alınıyor. Ne kadar hayata geçiyor, ne kadar rasyonel, ne kadar işlevsel Davos? Ya Davos'un aslında, bence Davos'a biçilen rol tabii biraz farklı yani. Sonuçta Davos bir hani uygulama mekanı değil, bir execution mekanizması yok. Ama şunlar var. Davos mesela küresel iklim değişikliği konusunda COP28'den çıktıları daha somut eylem planına dönüştürmek için katkı sağlayabilecek bir platform. Burada oluşturulacak fikirsel altyapıları G7 üzerinden mesela uygulamaya dönüştürebilecek, G20 üzerinden daha geniş kitleye yayabilecek bir yapı. Burası daha çok fikirsel altyapı oluşturan bir yer. Yani buradan bir uygulama, somut çıktı beklemek çok kolay değil. Ama fikirsel altyapıyı oluşturma temeli burası için önemli. Yani biraz önce Çağlar söyledi, yapay zeka diye. Şimdi yapay zekada mesela çerçevenin nasıl çizileceği konusu bütün dünyada netliğe muhtaç. Çünkü işte sağlık teknolojilerinden bahsetti Çağlar. Orası gelişmiş ülkelerdeki yapay zeka uygulamalarına harcanan kaynakla gelişen ülkelerde veya düşük gelirli kesimlerde harcanan kaynak arasında muazzam fark var. Birisi Amerika Birleşik Devletleri milli gelirinin %17'sini, OECD ülkeleri Amerika hariç %10'unu, düşük ve orta gelirli ülkeler sadece %6'sını harcayabiliyor. Dolayısıyla mesela yapay zeka teknolojileri eşitliği burada milli gelirlerin üretim fonksiyonunun daha rahatlamasını, kaynakların daha verimli kullanılmasını en azından sağlık alanında değerlendirmek için uygun olabilir. Sanayi dönüşümünde her yerde şu anda yapay zeka çok yoğun kullanılıyor. Dolayısıyla bunun sağlayabileceği avantajlar, dezavantajlar, çalışanların verimliliği açısından, şirketlerin verimliliği açısından burada fikirsel altyapı olarak tartışılabilir. Ama uygulama fonksiyonu burası kural koyucu değil. Burası sadece network olarak insanların buradaki fikirsel altyapıyı paylaştıkları bir yer. O yüzden Türk şirketlerinin burada olması bizim için son derece önemli, son derece değerli. Zira geçen yıllara göre bu Davos'ta daha fazla Türk şirketi burada, daha fazla Türk temsilcisi var. Son iki Davos'ta çok düşüktü. Hatta yaz Davos'unda en düşüğüydü. Geçen Davos'ta biraz arttı. Bu sefer daha fazla Türk delegasyonu var burada. Kamu yine yok. Özellikle hani son 3 senedir burada, son 3 Davos'tur diyeyim. Burada Türkiye'de kamu tarafı kuvvetli bir hani bakan düzeyinde veya Merkez Bankası düzeyinde temsil görmüyor. Bu sene de olacaktı ama sonradan vazgeçildiğini anlıyoruz. Yaşanan jeopolitik gelişmelerin etkisinin de burada olduğunu söylemek mümkün. Ne kadar bu fikir altyapısının içerisinde olursak ileride oluşacak uygulama altyapılarında da o kadar yer bulabiliyoruz. O nedenle buralardaki hem entelektüel sermaye paylaşımı hem network oluşturma açısından burayı bir platform olarak görmek, kullanmak lazım. Daha fazla burada olunmasında fayda var. Yani hem kamu otoritesi hem şirketler için. Peki. İkinize de çok teşekkürler. Şimdi bugün açılışı yaptık. Açıl Sezen, Çağlar Kuzukluoğlu, kameramanımız Zeynel Gür ve ben hafta boyu ve bugün de gün boyu buradan size gelişmeleri, konuşulanları, öne çıkanları, varsa kritik bir açıklamaya aktarmaya devam edeceğiz. Önemli konuklarımız olacak hafta boyu. Bloomberg ET'den ayrılmayın. Görüşürüz.